Lotus kanalından herkese merhabalar. İklim bilgisi konusunun ikinci videosuyla karşınızdayım. İlk videoda sıcaklık konusunu ele almıştık. Bugün ise basınç ve rüzgarlar konusunu ele alacağız. O zaman basınç kavramının tanımıyla hemen başlayalım. Atmosferi oluşturan gazların yeryüzüne yaptığı etkiye basınç denir. Basınç barometre ile ölçülür. Basıncın değeri milibar denilen birimle belirtilir. Aynı basınca sahip olan noktaların birleştirilmesiyle oluşturulan iç içe kapalı eğrilere izobar adı verilmektedir. Atmosfer basıncını etkileyen faktörler şunlardır. Yer çekimi Yer çekiminin etkisiyle gazlar dünyayı çepeçevre kuşatmıştır. Yükseklere doğru çıkıldıkça ve alçak enlemlere doğru gidildikçe yer çekimi azalır. Buna bağlı olarak da basınç azalır. Yer çekimi ile basınç arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Yer çekimi arttıkça basınç artar. Yer çekimi azaldıkça basınç azalır. Atmosfer basıncını etkileyen bir diğer faktör ise yükseltidir. Yükselti, yükseldikçe basınç azalır. Bunun nedeni Yükseklere doğru çıkıldıkça atmosferi oluşturan gazların yoğunluklarının yerçekim etkisiyle azalmasıdır. Basınç ile yükselti arasında ters orantı vardır. Atmosfer basıncını termik etkenler yani sıcaklık da etkiler. Sıcaklığın artmasıyla hava genişler, hafifler ve yükselir. Yükselen havanın yere yaptığı basıncın azalmasıyla alçak basınç alanları doğar. Sıcaklığın azalmasıyla soğuyan havanın hacmi daralır, ağırlaşır ve alçalır. Alçalan havanın yere yaptığı basıncın artmasıyla yüksek basınç alanları doğar. Bu şekilde ısınma ve soğumaya bağlı olarak oluşan basınç merkezlerine termik basınç merkezleri denir. Örneğin, Ekvator çevresi sürekli sıcak olduğundan burada termik alçak basınçlar oluşmuştur. Kutuplar civarı ise sürekli soğuk olduğundan burada da termik yüksek basınçlar oluşmuştur. Sıcaklık ile basınç arasında ters orantı vardır. Şimdi ise dinamik etkenler var. Dinamik etkenler de yine aynı şekilde atmosfer basıncını etkileyen faktörlerden birisidir. Hava kütlelerinin alçalarak yığılması veya yükselerek seyrekleşmesi sonucunda ortaya çıkar. Örneğin Troposferin üst kısımlarında ekvatordan kutuplara doğru esen ters üst alize rüzgarları dünyanın dönme hareketinin etkisiyle 30 derece enlemleri civarında alçalarak yüksek basınç alanlarını oluştururlar. Bununla birlikte batı ve kutup rüzgarları da 60 derece enlemleri civarında karşılaşınca yükselirler ve burada alçak basınç alanlarını oluştururlar. İşte bu şekildeki hava hareketlerine bağlı olarak oluşan basınç merkezlerine de dinamik basınç merkezleri denir. Atmosfer basıncı yere yaptığı basınç derecesine göre 3 gruba ayrılır. Normal basınç. 45 derece enlemlerinde deniz seviyesinde 0 derece sıcaklıkta 760 mm yüksekliğindeki civanın yaptığı basınca eşit olan atmosfer basıncına normal basınç denir. Bu basınç 1013 milibardır. Yüksek basınç yani antisiklon. 1013 milibardan daha yüksek olan basınçlara yüksek basınç denir. Yüksek basıncın görüldüğü yerlerde alçalıcı hava hareketleri vardır. Şimdi alçak basınca bakıyoruz son olarak. Yani siklon. 1013 milibardan daha az olan basınçlara alçak basınç denir. Alçak basıncın görüldüğü yerlerde yükselici hava hareketleri vardır. Gaz yoğunluğuyla ilgili küçük bir dipnot verelim aynı zamanda. Havanın yoğunluğu ile atmosfer basıncı doğru orantılıdır. Yoğunluk arttıkça atmosfer basıncı artar. Şimdi yeryüzündeki sürekli basınç alanlarını ele alalım. Termik kökenli basınç alanları termik kökenli basınç alanlarını iki farklı grupta inceliyoruz. Ekvatoral alçak ve kutuplar yüksek olarak ayıracağız. Şimdi ekvatoral alçak basınç alanı yani tropikal siklon. Ekvatoral bölge üzerinde bütün dünyayı kuşatan sürekli bir alçak basınç alanı uzanır. Bunun nedeni buraların devamlı ısınmasıdır. Bu basınç kuşağı kışın güneye, yazında kuzeye doğru genişler. Şimdi kutuplar yüksek basınç alanı. Yani polar antisiklona bakalım. Kutuplar yıl boyunca soğuk olduklarından buralarda sürekli bir yüksek basınç alanı oluşmuştur. Bu basınç alanı kışın genişler, yazında daralır. Dinamik kökenli basınç alanlarına bakalım bir de. Bunlar da yine aynı şekilde iki farklı şekilde inceleniyor. Ekvator üstü yüksek basınç alanı yani subtropikal antisiklon. Ekvatoral bölgede ısınarak yükselen hava kütleleri üst alizler halinde kutuplara doğru eserken gerek dünyanın ekseni etrafında dönmesinden gerekse yer çekimi ve soğumadan dolayı 30 derece enlemleri civarında alçalır. Bunun sonucunda bu enlemlerde yüksek basınç alanı oluşur. Son olarak kutup altı alçak basınç alanı yani subpolar siklona bakalım. Batı ve kutup rüzgarları 60 derece enlemleri civarında karşılaştıktan sonra yükselirler. Sonuçta bu enlemlerde alçak basınç alanı oluşur. İklim bilgisi konumuzun son başlığı olan rüzgarlara geldik. Yüksek basınç antisiklon alanlarından alçak basınç yani siklon alanlarına doğru olan yatay hava akımlarına rüzgar denir. Rüzgarların yönü coğrafi yönlerle ifade edilir. Rüzgar hızı anemometre adı verilen aletle ölçülür. Rüzgarın hızını etkileyen faktörlere bakalım. Basınç farkı. Rüzgarın hızı basınç farkıyla doğru orantılıdır. Basınç farkı çok ise rüzgar hızlı, basınç farkı az ise rüzgar yavaş eser. İki bölge arasındaki basınç farkının sona ermesiyle rüzgar etkinliğini kaybeder. Rüzgar hızını etkileyen faktörlerden şimdi basınç merkezleri arasındaki uzaklık ve mesafeye bakalım. Aynı basınç farklarına sahip birbirlerinden farklı uzaklıktaki noktalar arasında rüzgarların hızı farklıdır. Birbirine yakın olan noktalar arasında izobar yüzeylerinin eğimi fazladır ve rüzgar hızlı eser. Birbirine uzak olan noktalar arasında ise izobar yüzeylerinin eğimi azdır ve rüzgar yavaş eser. Şimdi dünyanın dönmesi merkez kaç etkisine bakacağız. Bu da yine rüzgarın hızını etkileyen faktörlerden biri. Dünyanın dönüşüne bağlı olarak rüzgarlar düz çizgiler yerine saparak hareket ederler. Bu sapmalar ise onlara hız kaybettirir ve bu da merkez kaç etkisi yani dünyanın dönmesi olarak rüzgarın hızını etkileyen faktörler arasına girer. Ve son olarak yer şekilleri faktörüne bakalım. Sürtünme de deniyor. Engebeli arazilerde rüzgarlar çok fazla engellerle karşılaştığı için hızları azalır. Bundan dolayı rüzgarların hızı sürtünmenin azaldığı düz ve açık alanlarda fazladır rüzgarların hızını etkileyen faktörleri ele almıştık. Şimdi ise rüzgarların yönünü etkileyen faktörlere bakacağız. Bunlardan ilki basınç merkezlerinin konumu ve yeri. Rüzgarın yönünü belirleyen öncelikle basınç merkezlerinin konumudur. Basınç merkezleri yer değiştirdikçe rüzgarların yönü de değişir. Bir diğer faktör ise yeryüzü şekilleridir rüzgarlar basınç merkezleri arasında hareket ederken yeryüzü şekillerine çarparak yön değiştirirler. Bir bölgede rüzgarın yıl içerisinde en fazla estiği yöne hakim rüzgar yönü denir. Hakim rüzgar yönü yer şekillerine göre ortaya çıkar. Rüzgarın yönünü etkileyen bir diğer faktör ise dünyanın dönmesidir. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucunda Rüzgarlar basınç merkezleri arasındaki en kısa yolu izleyemezler. Rüzgarlar kuzey yarımkürede hareket yönünün sağına, güney yarımkürede ise hareket yönünün soluna saparlar. Yüksek basınç alanlarında rüzgarlar merkezden çevreye doğru hareket ederler. Alçak basınç alanlarında ise rüzgarlar çevreden merkeze doğru hareket ederler. Şimdi rüzgar çeşitlerini inceleyelim. Bunlardan ilki sürekli yani yıllık rüzgarlar. Yıl boyunca alçak ve yüksek basınç rüzgarları arasında esen rüzgarlara sürekli rüzgar denir. Bu rüzgarlar okyanus akıntılarına yön verir ve yeryüzünün iklimlerinin makro klima yani bunlar üzerinde etkili olurlar. Şimdi bir diğer rüzgar çeşidi olan alize rüzgarlarına bakacağız. 30 derece kuzey ve 30 derece güney enlemlerindeki dinamik yüksek basınç alanlarından Ekvator'daki termik alçak basınç alanına doğru esen rüzgarlardır. Alize rüzgarlarına ters yönde esen rüzgarlara ise ters alizeler denir. Tropikal kuşak rüzgarlarıdır. Diğer özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir. Başlangıçta sıcak ve kurudurlar. Ancak Denizler üzerinden geçerken nem kazanırlar. Tropikal kuşaktaki karaların doğu kıyılarına bol yağış bırakırlar. Bu nedenle doğu rüzgarları olarak da bilinirler. Sürekli olmaları ve yönlerinin belli olması nedeniyle yelkenli gemiler döneminde bu rüzgarlardan faydalanılmıştır. Bu nedenle bu rüzgarlara ticaret rüzgarları da denilmiştir. Ekvatoral bölgelerde karşılaşılan alizeler 3-4 kilometre kadar yükselerek kutuplara doğru hareket ederler. Bunlara da ters alize yani üst alize adı verilir. Ters alizeler dönenceler üzerinde alçalarak tropikal çöllerin oluşmasına neden olurlar. Sıcak okyanus akıntılarının oluşumuna neden olurlar. Alizeler bu kadardı. Şimdi batı rüzgarlarına bakalım. 30 derece enlemlerindeki dinamik yüksek basınç alanlarından 60 derece enlemlerindeki dinamik alçak basınç alanlarına doğru esen rüzgarlardır. Türkiye batı rüzgarları kuşağında yer alır. Başlangıçta sıcak ve kurudurlar ancak denizler üzerinden geçerken nem kazanırlar. Orta kuşaktaki karaların batı kıyılarına bol yağış bırakırlar. Orta kuşak rüzgarlarıdır. 60 derece enlemleri civarında kutup rüzgarları ile karşılaşarak cephe yağışlarına yol açarlar. Şimdi kutup rüzgarlarına bakalım. Kutuplardaki termik yüksek basınçlardan 60 derece enlemlerindeki dinamik alçak basınç alanlarına doğru esen rüzgarlardır. Özellikleri ise soğuk ve kuru oldukları için etkili oldukları alanlarda sıcaklığı azaltarak kar yağışlarına neden olurlar. 60 derece enlemleri civarında batı rüzgarları ile karşılaşarak cephe yağışlarına yol açarlar. Soğuk okyanus akıntılarının oluşumuna neden olurlar. Şimdi musonlara bakalım. Mevsimlik rüzgarlar yani devirli. Yaz musonu. Yaz mevsiminde karalar denizlere göre daha fazla ısınır. Bu nedenle buralarda alçak basınç alanları oluşur aynı mevsimde deniz ve okyanuslar daha serin oldukları için yüksek basınç alanı durumundadırlar. Bunun sonucunda deniz ve okyanuslardan kara içlerine doğru büyük bir hava akımı olur. Bu rüzgarlara yaz musonu denir. Denizden karaya doğru eserler. Yaz musonları deniz ve okyanuslardan kaynaklandıkları için bol nem taşırlar. Bu yüzden etkili oldukları yerlere bol yağış bırakırlar. Şimdi kış musonuna bakıyoruz. Kış mevsiminde karalar denizlere oranla daha fazla soğuyarak yüksek basınç alanı oluştururlar. Aynı mevsimde denizler ve okyanuslar üzerinde alçak basınç alanı vardır. Bunun sonucunda karaların iç kesimlerinden deniz ve okyanuslara doğru büyük bir hava akımı olur. Bu rüzgarlara kış musonu denir. Kış musonları kara kaynaklı oldukları için soğuk ve kurudurlar. Bu nedenle başlangıçta yağış getirmezler. Ancak denizler üzerinden geçtikten sonra bir karaya varırlarsa yamaç yağışlarına yol açarlar. Yerel Rüzgarlar Meltem Rüzgarları Gün boyunca oluşan sıcaklık ve basınç farkları sonucu meydana gelirler. Deniz ve Kara Meltemleri Gündüz, karalar daha çok ısınacağı için Alçak basınç alanı denizler ise yüksek basınç alanıdır. Bunun sonucunda denizden karaya doğru rüzgar eser. Bu rüzgara deniz meltemi denir. Gece ise karalar daha fazla soğuyarak yüksek basınç alanı durumuna geçerler. Denizler daha sıcaktır ve basınç azdır. Bunun sonucunda da karadan denize doğru rüzgar eser. Bu rüzgara kara meltemi denir. Meltem rüzgarları vadi ve dağ meltemleri olarak da gruplandırılırlar. Gündüz dağ dorukları vadilerden daha erken ısınır ve alçak basınç oluşur. Vadiler ise daha serindir ve yüksek basınç alanıdır. Bunun sonucunda vadi tabanlarından dağ yamacına ve doruklarına doğru rüzgar eser. Bu vadi meltemidir. Geceleri ise dağ yamaçlarında ve yüksek platolarda hızla soğuyan hava yüksek basınç alanı oluşturur. Alçak ovalar ve vadiler ise nem oranının daha fazla olması nedeniyle sıcaktır ve alçak basınçlar görülür. Bunun sonucunda da dağ yamaçlarından alçak ova ve vadilere doğru rüzgar eser. Bu rüzgarsa dağ meltemidir. Rüzgar çeşitlerinden bir diğeri ise Sıcak yerel rüzgarlardır. Sıcak yerel rüzgarları fön, sirocco ve hamsin başlıkları altında inceleyeceğiz. Fön rüzgarları. Hava kütleleri dağ zirvesine doğru çıkarken sıcaklığı yaklaşık her 100 metrede 0,5 santigrat derece azalır. Belli bir yükseltiden sonra bünyesindeki nemi yağış olarak bırakır. Dağın arka yamacına geçtiğinde kuru özelliktedir ve yamaca sürtünerek alçalır. Sürtünmenin etkisiyle sıcaklığı her 100 metrede 1 santigrat derece artar. Dağ zirvelerinden aşağıya doğru sıcak ve kuru olarak esen bu rüzgarlara fön rüzgarı denir. Fön rüzgarı İsviçre'de Alplerin kuzey yamaçlarında görüldüğünden bu ismi almıştır fön rüzgarı Türkiye'de Toroslar ve Kuzey Anadolu dağlarının denize bakan yamaçlarında kışın ve ilkbaharda görülürler. Sirokko Kuzey Afrika'da büyük sahra çölünden sıcak ve kuru olarak denize doğru esen rüzgarlardır. Fas, Tunus ve Cezayir'de etkisi belirgindir. Akdeniz'i geçerken nem kazanır, İspanya, Fransa ve İtalya'nın güney kıyılarına yağış bırakır. Son olarak sıcak yerel rüzgarlardan hamsin rüzgarına bakıyoruz. Sudan'dan gelen ve Mısır'dan Akdeniz'e doğru esen rüzgarlardır. Sıcak, kuru ve boğucu bir rüzgardır. Sıcak yerel rüzgarları ele aldık. Şimdi de soğuk yerel rüzgarlara bakacağız. Bunlar da yine Üç farklı grupta inceleniyor. Bora, Mistral ve Kriviç. İlk olarak Bora ile başlayalım. Dalmatya kıyılarında Dinar Alplerinden Adria Denizi'ne doğru esen soğuk ve kuru rüzgardır. Hızı fazladır. Mistral Fransa'nın Rhone Vadisi'ni izleyerek Akdeniz'e doğru esen soğuk ve kuru rüzgardır. Kriviç. Romanya'da aşağı Tuna Ovası'na doğru esen soğuk ve kuru rüzgardır. Bükreş'te kriviç etkili olduğunda sıcaklık 10-15 santigrat derece düşer. Yani bir diğer değişli soğutucu etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak tropikal rüzgarlara bakıyoruz. Tropikal rüzgarlar sıcak kuşakta, Ani basınç farklarından kaynaklanırlar ve hızları saatte 100-150 kilometreye kadar çıkabilir. Daha çok okyanuslar üzerinde oluşurlar. Belirli yollar izleyerek karaların üzerine de sokulurlar. Tropikal rüzgarlar sarmal hava hareketleri halinde olduklarından genellikle hortumlara sebep olurlar. Çevrelerine büyük zarar verirler. Tropikal rüzgarlara aynı zamanda hortum ve tayfun da denir. İlk videomuzda iklim bilgisinin sıcaklık konusunu ele almıştık. Bu videomuzda ise basınç ve rüzgarlar konusunu ele aldık ve iklim bilgisi konusu bu sayede bitmiş oldu. Dinlediğiniz için teşekkürler. Ayrıca abone olarak daha fazla içerikten anında haberdar olabilirsiniz. Teşekkürler.